Herkese merhaba. Yine çok eğlenceli bir videoya daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bugünkü videoda 2023'ün en iyi K-pop şarkıları isminde bir liste izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Siz de kendi yorumlarınızı tabii ki aşağıya bırakın. Hangi şarkılar sizce burada olmayı hak ediyor, hangileri hak etmiyor, sizce nereye eklenebilirdi, çıkarılabilirdi? Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Tabii ki daha 2023 bitmedi aslına bakarsanız ama 3 ay önce hazırlanmış bu video. O zamana kadar olan şarkılar arasında seçerek yapacak. 80. sıraya Jump konulmuş. Ben baştan sona hiç dinlemedim bu şarkıyı. Bunu da bilmiyorum. Yorumlayamadım. B-side beklememiştim. Yapış takarız. Bakalım benim favori şarkılarımı nerelere koymuş. Bu çok güzelmiş bu arada. Ama dinlemedim daha önce. 76. Bir tık daha yukarı koyardım ben ya. 76'ya koymazdım diye düşünüyorum. Daha yukarıları hak ediyordu. İlk kez duydum bunu. Güzel geldi kulağıma. Keşke sadece MV'si olan şarkılar olsa da biliyor olsam ben de. Takip etmediğim kişileri ve grupları bilmiyor olacağım. Beklediğimden daha fazla eminsiz şarkı var. Bunu da beğendim. Bu da güzel bir şey benziyor. Bilseydim severdim. Bilmediğim çok şey çıktı ya. Müzik zevkimiz biraz farklı sanırım. Gerçi bu kanal oyunları oynadığımız kanal. O yüzden bir sürü grubu ve solosu takip ediyor. Bu şarkıyı hatırlıyorum oyunlarda. Beğenmiştim. Ama dinlemedik daha. Bunu da dinlemedim daha. Sadece tanıtımdan hatırlıyorum. Müzik zevkimiz çok aynı değil diye düşünüyorum. İlk onu falan merak ediyorum ben. Genelde bilmediğim şarkılar. 61'e mi koydun bunu? İlk 5'ime girerdi benim. Yok, zevklerimiz çok farklı gerçekten. Unforgiven harcanmış gerçekten. İnanamıyorum. İnanamıyorum sana. Aa, çok üzüldüm Unforgiven'a. Ruhayla seksi koymuş. Şaka mıdır? Bunlar benim ilk onum gerçekten. Ay hayır ya. Bu da çok güzel. 57 için... Yok. Zevklerimiz baya farklı. Ben bunu da yukarı koyardım. Yani
Yani güzel ama ben de çok yukarı bir yere koymazdım. Çok daha güzel şarkılar var. Bayağı ayrı dinliyor anladığım kadarıyla. Çok fazla şarkıları çıktı. Güzel geliyor kulağa. Unforgiven şimdi daha mı kötüydü? Ben bunu da seviyorum ama Unforgiven mesela Set Me Free'den daha güzel. Bunu bilmiyorum. Bunu da ben daha yukarı koyardım. Sanki 52'den daha iyi bir yere koyulabilirdi gibi. Bunu da 50'den daha yukarı koyardım herhalde. Benim sevdiğim her şeyi aşağılara koymuş. Ya bu çok güzel şarkı. Nasıl 49 diyebiliriz? Güzel bu da. Ama yine çok yukarılara koymazdım. Hep ayıp koymuş, farkında mısınız? Herhalde en sevdiği grup falan mı? Bütün şarkılarını koymuş. Aa, bu müziği çok değişikti. Bizim zevklerimiz çok farklı. Benim listem tamamen farklı olurdu. Bir ara yapsak mı sizinle? Böyle kendi listemizi falan oluştursak mı bir videoda? Canlı yayında falan yapsak aslında çok daha güzel olurdu. Böyle bir şey yapabiliriz. Bilmediğim çok şarkı var. Bunları yorumlayamıyorum. Güzel bir şarkı. Dinlemedim, çok fazla şarkı koymuş. Ya tabii ki kötü değiller zaten de yerleştirilme sıraları. Ya baktığında hepsi güzel. Ben bu kadar yukarı koymazdım herhalde bu şarkıyı. İlk 10'u 20'yi merak ediyorum. Yarısından fazlasını gördük artık. NCT şarkılarının şarkım değilim. Bu yüzden yorumlayamıyorum. Sürekli çıkıp duruyorlar ama. Güzel bir şarkı, ben bunu seviyorum. Anime şarkısını hissettiriyor. Ben bunu daha yükseğe koyardım. 34 bence kötü bir sıralama. Daha çok böyle cool şarkıları seviyor galiba. Tarzlarımız bayağı farklı. Hiç Stray Kids, Blackpink, BTS bir şey çıkmayacak mı? Ya da yukarılara mı koyduk ya onları? Bakın daha sakin şarkıları seçmiş genel olarak. Spice de biraz daha yukarı koyulabilirdi. Kimin
daha yukarıda olması gerekiyordu. Benim en sevdiğim gruplar yok videoda. Daha yukarı koymazdım ben de diye düşünüyorum. Bunu baştan sona dinlemedim ama dinlediğim kadarıyla güzel geliyor kulağa. 23'e koymazdım ama. İlk 20'ye giriyoruz ve hala benim standardım gruplar çıkmalı. Çıkmayacak herhalde benimkiler ya. O kadar mı farklı zevklerimiz? Evet. Bunu da belki 21'den daha yukarı koyar mıydım? Bence bayağı güzel bir şarkı. Burası çok güzel işte. En güzel yeri geldi ve bitti. İlk 20'ye geldik. Korkarım ki benim sevdiğim gruplar çıkmayacak. Yani en sevdiklerim. Hala en sevdiğim 3 gruptan bir şey gelmedi. Ben bunu MV'sini izlemek istiyorum ya. İlginç geldi bana. Şu oyunlarda görüyoruz sürekli. 18... Hayır, 18'den daha yukarıda olmayı hak ediyor. Bu şarkı çok güzel. Ya yine kötü bir yere koymamış ama ben olsam daha yukarı koyardım. Sevdiği kişilere hep çok fazla koymuş. Muhtemelen ben yapsaydım listeyi. Benim de listemin yarısı Stray Kids olurdu. O yüzden eleştiremiyorum. Bu mesela hiç benim tarzım bir şarkı değil mi? İlk 15'e geldik. Hala benim 3 grubumdan kimse şarkı çıkmadı. Solo da çıkmadı, grup şarkısı da çıkmadı, hiçbir şey çıkmadı. Ya da 7'ı falan koymuştur diye düşünüyorum. Koymazsa Stray Kids, Blackpink ve BTS'den, yani üçünden de herhangi bir şey koymazsa taraflı olduğunu düşüneceğim. Ya çünkü hiç mi şarkıları girmez, anlatabiliyor muyum? Çok sevmiyor olabilirsin ama elbet bir tane şarkıları güzeldir. Bana da mesela hitap etmeyen gruplar var genel manasıyla ama baktığında dinleyebileceğim şarkıları oluyor aralarında. Aa bak bu şarkıları çok güzelmiş. Hani genel olarak sevmesen bile belki, bana çok hitap etmese bile tarzları. Aa bu şarkıları güzelmiş diyebileceğim ve listeye koyabileceğim şarkıları oluyor herkesin. Hiç koymazsa haksızlık bence. Ya! 11 tane kaldı. Neden yok? Aa, bu Tetris'in müziğiymiş. Hadi gene ona koymuş. Kötü yere koymamış. Ben de bunu ilk onuma koyardım. Queen Card'ı bekliyorum. Onu da çok yukarılara koyardım. 8 tane kaldı. Bence birisi
karttır diye düşünüyorum. Çok patladı çünkü. Herkes dinliyordur onu. Biz bu kanalın hep oyun videolarını izliyoruz. Güzel. 8'e koymazdım. Ama güzel. Bu bayağı güzel, evet. 7'ye muhtemelen koymazdım ama güzel. Bak, böyle şarkılar hiç benim tarzım değil. Yani son 5 artık ve sanırım çıkmayacak. Çıkmayacak. Aa! Peki. Zevkimiz çok farklı. Gelen bana asla. Seviyor galiba. Daha sakin şarkıları seviyorum. Nasıl Bouncy çıkmadı. 80'den koymuştu ama Bouncy yok mu? Nasıl olmaz? Tarzlarımız bayağı farklı. Son iki artık. Yani... son bir ve benim koyacağım şarkıların yarısını listeye bile koymamış. Yorumlarını çok merak ettim. Acaba benim gibi düşünen var mı? Benim koyacağım hiçbir şeyi koymamış. Gerçekten yorumlara bakmak istiyorum. Beğenmişler genel olarak. Ya mesela profilinde Stray Kids olan birisi çok iyi bir müzik zevkin var yazmış ama bir tane bile Stray Kids şarkısı yok. Başka insanlar da liste yapmışlar. Siz de bu arada yapabilirsiniz yorumlara. Queen Card falan sormuşlar. Bouncy'yi sormuşlar. Stray Kids yok mu, şaka yapıyor olmalısın yazmışlar. Bir şey demiyorum gerçekten. Sizin yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.